Bunları da ekle. Tabii ki. Diğer siparişler ne oldu? Uzun sürdü bu defa. Yarın elimizde olacak Banu Hanım. En geç yarından sonra. Listedekilere haber ver. Benim önceden görmem gerekenleri de bana söyle. Tabii Banu Hanım. Şimdilik tamam. Diğerlerine sonra bakarız. İşin varsa bekleyebilirim. Yok bitti. Gel lütfen. Buyurun. Bir şey alır mısınız? Yok teşekkür ederim. Ne bu kadar acil olan? Her şey yolunda mı? Öyle hayati bir mesele değil ama yüz yüze konuşmak istedim. Aslında tam olarak nereden başlayacağımı bilmiyorum. Direkt ortasından gir bence. Peki. Şirin dün gece onun odasına girdiğini söyledi. Sen de bunun doğru olup olmadığını bana soruyorsun. Hayır, elbette sormuyorum. Şirin saçmaladı belli ki. Sadece bilmeni istedim. Anladım. Ne yapmamı istiyorsun? Hiç. Belli ki Şirin Yiğit'i kıskandırmak için bana yalan söylerken kafası biraz karışmış. Sizi bir araya getirmek iyi bir fikir değildi anlaşılan. Ne yapacaksın? Ben de bunu konuşmak istedim seninle. Yani hayatımda ilk defa ne yapacağımı bilemez halde buldum kendimi. Şirin benim her şeyim Ferhat. Biliyorum. Biliyorum ben. Bak eğer bir daha görüşmek istemezsen ben bunu anlarım, saygı duyarım. Eski bağlı olsaydım öyle isterdim. Ama şimdi kalbimi dinlemek istiyorum. Kalbini dinlemek istiyor her zaman insan. Fakat işte hayat seni başka bir yere sürüklüyor. Bu duruma ben de galiba ayak uyduramıyorum. Yani dedim ya sen koskoca Banu Karalısın. Ben de sana sadece Banu'yum dedim. Sen de sadece Ferhat. Utanmayacak mısın benden? Neden utanayım? Asıl o zaman kendimden utanırım. Çevrendekiler ayak uyduramayacak. Herkes karşı çıkacak. Çıksınlar. Hepsiyle başa çıkarım ben. Sen mi düşün Banu? Ne karar verirsen ver. Seni suçlamam. İnanmayacaksın ama ilk gördüğümden beri bu kamyonete binmek istemiştim. Banu bak. Hadi sür. Ben de düşündüm bu ihtimali. Hatta ilk kez bu masada düşündüm.
seni buraya neden getirdiğimi bilmiyordum. Bir anda karar verdim seni alıp buraya gelmeye. Anlayacağın... aklımdan geçti. Yani... sen ve beni düşündüm. Sadece bir kez de değil. Düşündüm ama benim için böyle bir ihtimal yoktu. Yanlış anlama. Hem kendimi üstün gördüğümden değil. Duygusal meselelerde zaten iyi değilim. Karalı markasını ve Şirin'i her şeyin önüne koymak işime geldi sanırım. Kapatmıştım her şeye kendimi. Neden yaptın bunu? Neden böyle kapattın kendini? Korkuyorum ben Ferhat. Kaybetmekten korkuyorum. Bu duyguyla yaşamak... annemi kaybettim. Babamı, abimi... bir Şirin'im kaldı. Şimdi sen... karşıma çıkıp duvarı yıkınca... anlıyorum ki sırf bu yüzden kaçıyormuşum demek ki birine bağlanmaktan. Kaybetmekten korktuğum için. Bir kayıp olasılığını da yok etmek için. Sana daha önce bu masada söylemiştim. Sen ne yaparsan yap, her şey olacağına var. Korkma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.